Konumuzu zaten önceden biliyorsunuz. Şöyle bir başlığımız var. Hasan Ali Yücel'in öğretmen görüşünden günümüz öğretmenliğine dedik. Özetle aslında öğretmenin itibarını konuşacağız. Bunu yaparken de elimizde iki ürün var. Bir tanesi Tanıl Hocam'ın 2021 yılında yayınlamış olduğu Hasan Ali Yücel biyografisi. Diğeri de birazdan açacağız. Hocamla birlikte Kenan Çayır hocamın birikimdeki son yazısı Zor Zamanlarda Eğitim. Şöyle bir giriş yapmak isterim yavaş yavaş. Tanıl hocamı biz biliyoruz, kendisi bir siyaset bilimci, özelde de özellikle sağ ideoloji ve milliyetçilik alanlarında çalışıyor ama eğitim dünyasına da çok uzak değil. Biliyoruz ki özellikle Tarih Vakfı'nın yaptığı mesela ders kitaplarında İnsan Hakları Projesi'nde milliyetçilik bağlamında yer almıştı, çalışmıştı. En son yazmış olduğu biyografi de Hasan Ali Yücel biyografisi de bizim için öğretmenler olarak ilgi çekici bir eser oldu diyebiliriz. Kenan Hocam tanıyoruz, biliyoruz. Kendisi Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi. Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Öğretmen Ağı'nın içerik danışmanı. Yıllardır eğitimin farklı alanlarında öğretmenlerle bizlerle birlikte çalışıyor. Bir taraftan hem üretiyor hem de bizimle birlikte işin içinde diyebiliriz. O yüzden çok yakınız bir yandan. İki değerli konuğumuzla şunu yapmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet döneminden günümüze 2023 yılına uzanan bu uzun dönem arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz aslında. Zor bir şey ama elimizde çok güzel iki değerli eser var. Dolayısıyla dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Ben Tanıl Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Davetinize çok teşekkür ederim. Yani öğretmen ağını ben bildiğim kadarıyla tarif edecek olsam, öğretmenliği ciddiye alan, öğretmenlik diye bir meselesi olan öğretmenlerin oluşturduğu bir ağ diye tanımlardım. Ve buna çok önemli, çok çok lüzumlu geliyor. Günümüzde Türkiye'de eğitimin bildiğim kadarıyla, siz çok daha ayrıntısını biliyorsunuz koşullarında. Ben günümüzde öğretmenlerin sorunları ve durumu ile ilgili Kenan Hoca zaten etraflı bir şekilde konuşacaktır. Ben erken Cumhuriyet dönemine, daha doğrusu aslında 50'li yıllara döneceğim ve Hasan Ali Yücel'in 50'li yıllarda yazdığı yazılarda, eğitim üzerine yazdığı seri yazılarda kendini gösteren öğretmen anlayışı ve öğretmen sorunsalı üzerine özetleyici bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hasan Ali Yücel herhalde herkesin hakkında bir fikri vardır. Türkiye tarihinin, yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre Eğitim Bakanlığı yapmış. 7 yıl 7 ay. Hatta kendisi 7 ay 7 yani, ay 7 gün diye biraz da yuvarlayarak öyle biraz romantize eder. En uzun süre ve her halükarda en kalıcı iz bırakmış, en etkili olmuş, en fazla konuşulmuş Eğitim Bakanı. Öğretmen kökenli, Hasan Ali Yücel öğretmenlikten geliyor. Fakat öğretmenlik aslında çok az yapmış. 3-3,5 yıl yapmış. Çok kısa. Eğitim müfettişliği yapmış, Milli Eğitim Müfettişliği yapmış yaklaşık 8 sene kadar. Yani aslında doğrudan öğretmenlik tecrübesi çok uzun süreli değil. Ama bu onun hep eğitim işlerinde, eğitim bürokrasisinde yer almaktan kaynaklanan, bir de işte erken cumhuriyetin o aydınlanma idealleri, onun o ideallerin niteliği ve kendi içindeki problemleri ayrıca tartışma üzere bir kenara koyabiliriz. Onun üzerine düşünen birisi olarak ister istemez öğretmen meselesini çok önemsemiş. Özellikle de 1950'li yıllarda politikadan çekildikten, yani tekrar milletvekili seçilmedikten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten ve politikadan çekildikten sonra 1950 yılında yapıyor bunu. Tam anlamıyla köşesine çekilmiyor ama politikanın kenarına, dışına çekiliyor. Yazı yazıyor, işte Türkiye İş Bankası'nda kültür yayınları müşavirliği yapıyor. Yazı yazarken de en düzenli yazdığı köşe
1952'den 58'e kadar aralıksız sürdürdüğü, sonra bir ara verip başka bir yerde tekrar sürdürdüğü öğretmen-öğrenci köşesi. Burada kendi ismini kullanmadan eski öğretmen adıyla yazıyor. Bu adı, bu müstehar adı kullanmasının iki anlamı var bence. Tabii herkes biliyor. Gerçi herkes biliyor diyoruz ama herkes de bilmiyor aslında. Çünkü onun Hasan Ali Yücel olduğunu bilmeden gelen okur mektupları olduğunu da anlıyoruz. Yani işte eski öğretmen diye, hakikaten eski bir öğretmenden, sadece eski bir öğretmen olduğunu sanarak yazan okurlar da oluyor. Onun bu adı, eski öğretmen mahlasını seçmesinin iki nedeni var. Bir, eninde sonunda öğretmen olduğunu vurgulamak istiyor. Ben yani bütün makamlarından soyulduğumda, bütün rütbelerim söküldüğünde bana kalan sonuçta öğretmenliktir. Ben öğretmenim. Mi söylemek istiyor. Hem de tabii burada bir burukluk var. Yani eski bakan değil, işte eski kuvvetli milletvekili değil, sadece eski öğretmen. Hani biraz kenara itildiğini, siyasi sahneden hafif de kovalanarak uzaklaştırıldığını ima etmek gibi bir yanı da var eski öğretmen adını benimsemesi. Bu yazılarda neler üzerinde duruyor? Temel temalar üzerinde duracağım. Ama önce bu öğretmen olayına ve eğitime, marife eski tabirle, ki kendisi de eski tabir kullanır. Hasan Ali Yücel bayağı eski terimlerle konuşan birisi. Hani bugünden bakıldığında hani sonuçta bir hani Kemalizm çerçevesi içerisinde bir figür olarak düşünüldüğünde onun dili birçoklarını yadırgatabilir. Çünkü bayağı eski dil kullanır. Çok severek eski dil kullanır. Marif diyor söz gelimi. Onun için bir kere marif için yine hep kullanılan ordu teşbihini kullanıyor. Biliyorsunuz bütün milli inşa ideolojilerinde, bütün ulus devlet kuruluş ideolojilerinde orduyla ordu teşbihi yapılır eğitim için. Eğitim, yani askeriye ve eğitim ulus inşasının en önemli iki organı, iki öncü kurumu olarak varsayılır. Yücel de bu kalıbı paylaşıyor. Marif ordusu deyimini kullanıyor. Yine eğitim için hep kullanılan başka mecazları da tekrarladığını görüyoruz. İnsan bina etmek kavramını kullanıyor birkaç yerde. Eğitim ve öğretmenlik onun için insan bina etmek. Ve yine çok sık rastladığımız bahçıvan mecazını kullanıyor. Çiçeğin en nadidesini yetiştiren bahçıvan olarak görmek istiyor öğretmeni. Yani bahçıvan ve insan inşa eden, insan bina eden birisi misyonu zaten öğretmenliğe yüklenen misyonlar. Bir de dikkat çeken, bence ilgiye değer bir terim Yücel'in kullandığı öğretmenlik sanatından bahsediyor. Öğretmenliği bir sanat olarak ele almak gerektiğini ileri sürüyor. Bu sanatın da püf noktası küçük, yani küçüklerdeki, öğrencilerdeki, çocuklardaki ve gençlerdeki kabiliyeti keşfetmek. Herkeste geliştirilebilecek olan, geliştirilmeye açık olan yeteneği, istidadı bulabilmek, onu yoğurabilmek. Bunda her öğretmende bulunmayabilecek olan sanatkarca bir duyarlılığı görüyor, görmek istiyor Yücel. Bir de bunun altını çizmek lazım. Şunu da altını çizmek lazım. Ona göre marif davası ki o zaman da hala Cumhuriyet'in en önemli davalarından biri olarak görülüyor. O zamanlar henüz günümüzün önce eğitim ya da her işin başı eğitim sloganı henüz bu o şekliyle yok ama eğitim o zaman da olağanüstü önemsenen, hakikaten bir milli dava olarak görülen, işte herkesin üzerinde mutlaka fikir söylediği bir mesele. Marif davası Yücel için de önemli ve o marif davasını doğrudan doğruya öğretmen davasıyla özdeşleştiriyor. Marif davası eşittir öğretmen davası. Ona göre eğitim sorunları dediğimiz zaman, bunlara çözüm aradığımız zaman esas mesele öğretmende düğümleniyor. Doğru öğretmen tanımı yapmak, doğru bir formasyonla öğretmen yetiştirmek ve öğretmene değer vermek.
Ona göre Marif davasının, Marif davası denen büyük eğitim meselesinin kilidi, anahtarı bu. Şimdi önem sırasına sokmaksızın araya girip bir sorabilir miyim bununla ilgili? Bu tasvir etmiş olduğunuz Hasan Ali Yücel'in öğretmen anlayışının, öğretmenlik anlayışı, öğretmeni nasıl tanımladığı biraz da kulağa romantik şeyler gibi geliyor değil mi? Bugün de hala kullandığımız sizin biraz önce söylediğiniz üzere kitabınızda da bir bakanlığına da özel Süper Bakan diye bir bölüm ayırmışsınız kitabınızda. Bütün bu fikirlerinin bakanlığı süresinde de hem Cumhuriyet politikalarında düşünerek gerçekte nasıl yansıdığı, nasıl uygulandığı üzerinden neler söyleyebilirsiniz? Ya evet, Hasan Ali Yücel bir romantik zaten. Yani günlük hayatta kullandığımız anlamıyla da romantik. Yani hayallere, heveslerine ve kafasında yani tahayyüllerine tutkuyla bağlanan biri olmak anlamında günlük dilde de romantik. Siyaset bilimi anlamındaki kavramı kullanırsak da romantik. Yani biraz bu ne demek? Yani biraz iradeci, öznenin, özner girişimin kurucu rolüne tutkuyla bağlanan, buna tarihte bir öncü rol oynayan, kurucu rol atfeden bir bakışı da var. Zaten ulus inşa dönemlerinin, yani ulusal kuruluş dönemlerinin siyasi figürleri ister istemez romantizme meyyal olurlar. Ulus inşası romantik bir iş büyük ölçüde. Çok şaşırtıcı değil bu ama Hasan Ali Yücel'de sanırım o yani tutkunun biraz fazlası var. O anlamda da fazlasıyla romantik bir şahsiyet olduğunu söyleyebiliriz. Onun eğitim yani bakanlığı döneminden biliyorsunuz, çok uzun tekrara gerek yok ama çok iz bırakmış ve çok tartışılmış özellikle iki uygulama var. Bunlardan bir tanesi köy enstitüleri. Birazdan kısaca değineceğim. Köy enstitülerine burada yani burada girmeyelim çünkü başlı başına çok uzun detaylı bir konu. Ama köy enstitüleri herkes biliyor muhakkak ama özetle hızlı bir şekilde biraz politeknik diyebileceğimiz bir formasyona sahip. Yani çok yönlü bir formasyona sahip. Yani hem biraz ziraatten, birazcık el işlerinden, zanaatlerden de anlayan temel bir humanities, insan bilimleri formasyonu da olan, yani kompakt bir formasyonla köyde kalkınma önderliği yapabilecek hızla bir öncü öğretmen kadrosu yetiştirme projesi öncelikle. Ve bunu da köylü çocuklarından yetiştirme projesi. Çok başarılı olmuş bir proje. Malum işte sona erdirilmesi de o dönemin yükselen antikomünist propagandaları çerçevesinde bir komünizm teşebbüsü, bir komünistik yuvası olarak karalanarak sona erdirilmiş. Bizzat CHP iktidarı tarafından henüz tek parti döneminde, daha doğrusu tek parti döneminin son evresinde sona erdirilmiş bir proje. Bir çok tartışılan diğer projesi de klasiklerin Türkçe'ye uzman bir heyet, uzman ve liyakatli bir çevirmen heyeti tarafından sistemli bir şekilde Türkçe'ye çevrilmesi ve ucuz bir şekilde, yaygın ve kitlesel bir şekilde dağıtılması projesi. En önemli işleri bunlar Yücel'in. Ama onun yanı sıra teknik eğitimde, genel olarak öğretmen yetiştirmede, üniversite sayısını artırmada da birçok yaptığı iş var. Yani gerçekten Cumhuriyet tarihinin hasımlarının dahi takdir ettiği, işte o seviyeye çıkıp yani ona düşman gözüyle bakanların bile hani o kadarını kimse yapamadı dediği olağanüstü çalışkan bir bakan. Buradan şeye devam edeyim. Yani bu yazılarında öğretmenlik meselesi, eğitim meselesi ve öğretmenlik meselesiyle ilgili 9 başlık ayırt ettim ben. Bunlar dediğim gibi önem sırasına koymuyorum. Kimisi o kadar önemli değil, kimisi daha önemli. Onu siz ayrımını yaparsınız ama bunlar onun sistematik bir şekilde üzerinde durduğu konular. Yani dönüp dönüp tekrar işlediği konular olması bakımından bana önemli göründü. Hem de aslında bu arada sorduğunuz sorunun bazı cevaplarını da bu vesileyle de geçmiş olacağım. Birincisi, yani ilk anacağım, az evvel zaten değindim, köy enstitüleri meselesi.
köşelerin kapatılmış olması Yücel'in içinde bir ukde beklenebileceği gibi dönüp dönüp o konuyu işliyor. Köy enstitülerine yapılan, yöneltilen karalamalarla uğraşıyor. Bunları reddetmeye çok zaman ayırıyor ve köy enstitüleri projesinin devam etmiş olması gerektiğini savunuyor. Bu zaten tahmin edebileceğimiz bir mesele. Onun için bir tutku ve takıntı bu. İkinci bir konu, üniversite özelliği üzerine birkaç kez yazmış. Burada bekleyebileceğimizin aksine üniversite özelliğini ilki olarak savunmakla birlikte üniversite profesörlerinin olur olmaz siyasete karışmaması gerektiğine dair muhafazakar diyebileceğimiz bir tutumu da benimsediğini görüyoruz birkaç yerde. Yani üniversite profesörlerinin işlerine aslında işlerine bakması gerektiği, hani çok fazla yani siyasetle uğraşacaklarsa ayrılıp yapmaları gerektiğini yazdığını görebiliyoruz. Yani yani tipik bir devletçi muhafazakar tutum da var orada. Ama hani ilki olarak üniversite özerkliği fikrini, ki zaten onu da eklemem gerekir. Üniversite özerkliği de Yücel'in icraatlerinden biri. Yani ilk kez üniversitenin en azından görece özerk çalışmasını, sınırlı da olsa ya başka örneklerle kıyaslandığında, Türkiye tarihinde görece özerk bir çalışma çerçevesi sunan yasal değişiklik onun döneminde yapılıyor. Son icraatlerinden biri. Üçüncü bir konu, bu zaten ezeli ebedi bir konu, eğitim sisteminin sürekli değişmesinin ne kadar yıkıcı etkiler yarattığı meselesine dönüp dönüp konu ediyor. O zaman da eğitim sistemi sürekli değişmiş. Her zaman olduğu gibi. İşte sınavlar değişiyor, kriterler değişiyor, her şey değişiyor, müfredat değişiyor ve çok sık değişiyor. Ve bunun başlı başına bu kadar sık değişmenin, bu istikrarsızlığın ne kadar yıkıcı bir iş olduğunu, öğretmenlerin hayatını ve işini ne kadar zorlaştırdığını sürekli işliyor Yücel. Bir de aşırı ve sık tatili çok dert ettiğini görüyoruz. Yani çok fazla tatil yapılması ve okullara her vesileyle ara verilmesi, kar tatili, sıcak tatili, buna ifrit olduğunu görüyoruz ve birkaç kere ya böyle şey olmaz diye isyan ediyor. Yani okulları açık tutmak esastır. Daha bir tatil vermeyin. Bunda da hani bir disiplinli okul müdürü suretinde görebiliyoruz Yücel'i. Dördüncü bir konu, özlük hakları. Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili son derece ayrıntılı yazılar yazdığını görüyoruz. Çeşitli vesilelerle. Bu şey, baş öğretmen ve müdür statülerinin keyfi bir şekilde dağıtılması ve hiyerarşik ayrımları sebepsizce derinleştirmesini eleştirdiğini görüyoruz. Yani öğretmenler arasında bu amir-memur ilişkisinin daha eşitlikçi algılanması gerektiğine dair uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Bu onun sürekli peşinde koştuğu bir konu. Yani bir de öğretmenlerin itibarının bir göstergesi ve koşulu olarak da iyi ücretlendirilmeleri, hakça ücretlendirilmeleri gerektiğini sürekli mesele ettiğini görüyoruz. Yine tahmin edebileceğiniz gibi 1950'li yıllardan Demokrat Parti iktidarından söz ediyoruz. İşte laisizm uygulamasının epeyce gevşediği, hani sert laiklikten yumuşak laikliğe kabaca söylersek geçildiği bir dönemden söz ediyoruz. Bu nedenle özellikle Kur'an kursları o Arap harfleriyle kursluyor. Çünkü şunu da söylemek gerekir, kitapta da genişçe yer ayırdığım, bir bölüm ayırdığım bir bahis. Yücel kendisi bayağı dindardır. Yani hakikaten hatta Mevlevi meşrep, hani tarikat ehli diyebileceğimiz bir dindardır. Yani dinle ilgili bir sorunu yok. Fakat özellikle Arap harfleriyle Kur'an eğitimi verilmesi onu çileden çıkaran bir konu. Buna varyansı neden sürekli yazıları olduğunu görüyoruz. Bu kursların engellenmesi gerektiğine dair sürekli ikazda bulunduğunu görüyoruz. Bir başka konu kitap. Yine hatırlayalım. Kendi bakanlığı döneminde
ucuz ve yaygın kitap siyasetine çok önem vermişti. Devletin ucuz yayınladığı ve her yere dağıttığı, herkesin kolayca erişebileceği, yani birçok noktada alabileceği ve ucuza alabileceği kitap yayımına çok önem veriyordu. Bunun sona ermiş olmasına az ve pahalı kitap ve erişimi zorlaşmış olmasına, yani daha az ve daha pahalı kitap yayınlanmasına genel olarak hem devletin hem özel sektörün hem de kitap erişiminin azalmasına, kitap evlerinin mesela daha o zaman kitap evlerinin azalmasına, hatta bugün de kullanılan bir tabir, bugün mesela birçok eski kitapçı, bağımsız kitapçı aynen bu terimi kullanıyor. Yücel de 1950'lerde kullanmış. Kitap evlerinin züccaciyeleşmesinden yakın. Yani kitapın kitap evlerinde ikincil meta haline geldiğini, işte bir takım süs eşyası, işte züccaciye diyor, biraz da alay etmek için. Bundan yakınıyor. Bunu da doğrudan doğruya hem öğrencilerle hem öğretmenlerle ilgili bir sorun olarak görüyor. Yani hem öğretmenlerin hem öğrencilerin kitaba erişimi, öğretmenlerin öğrencilerine kolayca alabilecekleri kitap verebilmesinin önündeki engelleri ciddi bir problem olarak görüyor ve dönüp dönüp işlediği konulardan biri bu. Bir başka konu, bunu daha çok öğrencilere söylüyor aslında ama dolaylı olarak da bunu teşvik etmeleri için öğretmenlere söylüyor. Ama hem de öğretmenlerin kendisine de tavsiye ediyor, yazı yazın. Yazı yazın ve yazdırın. Yani öğretmenlere yazdırın, öğrencilere yazın diyor. Yazın, yani deneyin, denemeler yazın, makale yazmayı deneyin. Hani başarısız olur, ilk başta kendiniz dahi mahcup olabilirsiniz ama yılmayın, yani yazın. Yazı yazmakla uğraşın. Yani öğrenci yazı yazsın, öğretmen yazı yazdırsın. Bu da onun sürekli telkinlerinden biri. Magazin demeyeceğim ama magazin değil kesinlikle, yanlış olur bu. Ama yine bir bakıma özlük işlerle ilgili mesele, müthiş bir vefa takipçiliği, vefalı bir takipçiliği olduğunu görüyoruz Yücel'in. Marif camiasından ölen hemen hemen herkesin, haberdar olabildiği herkesin arkasından bir taziye yazıyor. Onu anlatıyor. Mesela bunun illa bir yüksek bürokrat olması, eski bakan, eski müsteşar olması gerekmez. Öğretmenler hakkında da yazıyor. Değer verdiği, hani emektar öğretmenler ardından, ölümünün ardından neler yaptığını, kişisel meziyetlerini, neler kazandırdığını, üslubunu anlatan vefa yazıları yazıyor ardından. Ya da bununla bir tür örnek olmaya çalıştığını görüyoruz. Yani kadir bilme terbiyesi vermeye çalıştığı izlenimini veriyor bu yaptığıyla. Bu arada bir parantez açayım. Bu yazdıklarından ayrı bir mesele. Ya onun hani iyi öğretmene verdiği önemin ve bu konuda kendi ideolojik tutumunu da paranteze alabilmesinin bence çok çarpıcı bir örneği Nurettin Topçu'ya muamelesidir. Bunu bir parantez olarak biraz konunun kenarına çıkarak anlatayım. Nurettin Topçu'yu belki bilenleriniz vardır. Türkiye'de İslamcı muhafazakar düşüncenin enteresan, kendine özgü figürlerindendir. Biraz da ters bir figür. Yani saygı gören ama biraz kenarda kalmış bir figür. Kendince radikal bir figür ve erken Cumhuriyet döneminde de bu tutumundan ötürü aslında üniversitede öğretim üyesi olması beklenirken, Fransa'da saygın bir doktora yapıp gelmişken üniversitede kendisine yer verilmiyor. Hatta liselerde öğretmenlik yapılmasını dahi önlemeye dönük girişimler oluyor. Hatta bununla ilgili işini takip etmek üzere bir dilekçe vererek öğretmen olarak atanmasını talep etmek üzere Nurettin Topçu Ankara'ya geldiğinde bakanlıkta onu tesadüfen görüyor Yücel, bakan olarak. Ne arıyorsun? Tanıyor. Zaten o dönem biliyorsunuz Türkiye'de hani üniversite görmüş insanların neredeyse tamamı birbirini tanıyor.
küçük bir entelektüel camiasından söz ediyoruz. İşte o da durumunu söylüyor. Hiç olur mu diyor. Yani hani senin hakkında bu lafları çıkaranlar beş paralık adamlardır diyerek onun iyi bir liseye tayinini sağlıyor. Nurettin Topçu'yla asla uyuşmayacak, siyasi ve ideolojik olarak asla uyuşmayacak birisi olmasına rağmen, çünkü onun iyi öğretmen olduğunu düşünüyor. İyi öğretmenlik yapabileceğini düşünüyor. Bu parantezi kapatalım. Son değineceğim nokta, çok üzerinde durduğu bir başka konu olarak lise. Lise eğitimi Yücel'e göre öğretim zincirinin kalbidir. Lise öğretiminin ciddiye alınmasının, ciddiyetle yürütülmesinin ve seviyesinin alabildiğine, hiçbir noktada dur demeden yükseltilmesinin, sürekli yükseltilmesinin ve geliştirilmesinin çok temel bir mesele olduğunu söylüyor. Ona göre aydın liseden yetişir. Yani bir memleketin aydınlarını, onlara o aydın olma formasyonunu kazandıran öğretim halkası lisedir. Lise olmalıdır. Bu yarı aydın, yani iyi bir lise eğitiminin olmadığı bir memlekette ancak yarı aydınlar yetişeceğini söylüyor ve yarı aydınların, yani yarı aydınların aydın muamelesi gördüğü bir memleketinde halinin harap olduğunu düşünüyor. Yine bir parantez açayım. Bu yarı aydın meselesi köy enstitüleri bağlamında da çok tartışılmıştır. Bu Yücel de çok meşgul etmiş bir mesele. Köy enstitülerinin o az evvel çok kabaca özetlediğim formasyonunu yine o dönemin tabiriyle söyleyelim, yarı münevverler yetiştireceği eleştirisi çok yapılmıştır. Köy enstitülerinin hem sağcı hem solcu muhalifleri tarafından. Mesela bu eleştiriyi Nurullah Ataş da yapmıştır. Yani sadece sağcılar değil, Nurullah Ataş da yapmıştır. Neden? Çünkü köy enstitülerinin eğitim formasyonunun her şeyden biraz olduğuna dayanarak bu eleştiriyi getirirler. Yani işte biraz ziraat, biraz tatbiki sanatlar, biraz ağaç işleri, biraz felsefe, biraz coğrafya ama her şeyden biraz. Yani böyle derinleşmemiş ve her şeyi bildiğini düşünen, her şeye hakim olduğunu zannedebilen bir öğretmen ve bir yarı aydın tipi yetiştireceği endişesini dile getirirler. Yücel buna karşı çıkar. Yani gerçi buna karşı çıkarken biraz kara mizahi ya da satirik diyebileceğiniz bir tutum da alır. Yani memlekette kim tam aydın ki der. Yani biraz da hani toplam entelektüel seviyemizde zaten çok abartmamamız gerektiğine dair kendine özgü bir nükteli, taşlamalı bir şey de söyler. Ama bu eleştiri genel olarak karşı çıkar. Yani bu yarı aydın meselesi onu çok ilgilendiren bir şey. Yani hep mesele ettiği bir şey. Yani böyle o her şeyden biraz o yüzeysellikle ilgili bir meselesi, bir sorunu vardır. Yani onun da dert ettiği bir şeydir bu. Liselere bu kadar çok önem vermesinin nedeni o. Yani ona göre gerçekten iyi bir temel, işte bu ecnebi dillerde humanities dedikleri, insan bilimleri, temel bir aydınlanma bilgisi, temel bir tarih bilgisi, temel bir felsefi nosyonlarla ilgili temel bir bilgi. Yani gerçekten bütünlüklü bir hani asgari Rönesans insanı formasyonu diyeyim çok. Hani biraz romantize ederek. Bunun şart olduğunu düşünür. Yani bunun yüksek bir hedef olarak düşünülmemesi, bunun lüks olarak düşünülmemesi gerektiğini düşünür Yücel. Ben de zaten çok fazla uzatmadan sözümü burada bağlarken bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu şahsen alanın uzmanı olmayarak, yani haddimi belki biraz zorlayarak söylemek istiyorum. Yani iyi bir lise eğitiminin bu günümüzde, çünkü gördüğüm kadarıyla, yani ben liseden mezun olalı söyleme sahip 43 yıl oldu. 43 yıl. Çok uzun süredir liseler hani üniversiteye giriş sınavı öncesi bir bürokratik ya da bir protokoler, bir aşama gibi görülüyor. Yani lise hiçbir zaman önemli değil.
Ya o zamandan bugüne bakıldığında en dehşet verici değişim bu gibi geliyor bana. Bitirirken hatta bu yani Yücel'in bu bakışını doğrulayan kişisel anı anlatmama izin verin. Çok şımarıkça bulmayacaksanız. Ben İstanbul Erkek Sesi'ni bitirdim. 1980 yazında üniversite sınavına girmeden önce üniversite sınavına hazırlanırken babam da işte o kuşaklardan. Yani işte aşağı işte Yücel'le benzer kuşaklardan. Beni yanına çekti biraz böyle nasihat etmek, moral vermek üzere. Dedi ki yani işte bu üniversite sınavı çok önemli. Yani geriliyorsun malum. Yani inanıyorum ki halledersin, kazanırsın. Tamam, zaten mesele yok. Ama tut ki kazanamadın. Hiç önemli değildi. Sen yani iyi bir lise bitirdin. Yani bu önemli olan bu. Yani böyle ve hani teselli için değil gerçekten inanarak söylediğini hissetmiştim. Çünkü o kuşaklar için gerçekten öyleydi. Sadece Türkiye'de üniversite sayısı sınırlı olduğu için değil, gerçekten liseye ki yani yine o dönemlerde bilirler mesela Balıkesir Lisesi, sadece İstanbul Lisesi değil, Balıkesir Lisesi, Sivas Lisesi falan bunlar müesseselerdi yani. Bunun çok önemli bir kayıp olduğunu ben de düşünüyorum. Yani liseyi kaybetmenin çok temel bir mesele olduğunu ben de düşünüyorum. Onun için bununla bitirdim ve biraz belki de fazla kişiselleştirerek hatta fazla altını çizdim. Teşekkür ederim. Estağfurullah, çok güzel bağladınız gerçekten. Bu değerli özet için, çerçeve için çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Cumhuriyet'ten Hasan Ali Yücel'den biraz Tanıl hocamın da eminim Kenan hocam anlattıklarından sizin kafanızda yeni kurgular oluşmuştur. Bugünkü konuşmanızla ilgili birikimdeki yazınızın başlığı Zor Zamanlarda Eğitim. Ve orada bir kamucu perspektif öneriyorsunuz. Üzerinde durduğunuz yazınızda başlıklardan bir tanesi de öğretmenin itibarı. Bu noktada bazı önerileriniz ve tespitleriniz var. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Daha sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Tabii ki Ayşe Hocam, seve seve herkese ben de iyi akşamlar diliyorum. Tarım tabii biraz güzel taraflarını anlattı, idealleri anlattı. Marif davası Hasan Ali Yücel'e göre öğretmene değer vermek dedi. Hatta iyi ücretlendirilmesi dedi. Bakalım 70 yıl sonra ne olmuş bu idealler? 70 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde neredeyiz? Böyle gülümseyen yüzler görüyorum. Maalesef iyi bir fotoğraf yok. Kayıp büyük liselerle beraber yani öğretmenlik mesleği açısından da hakikaten büyük bir kayıp yaşıyoruz. Öğretmen ağı içerisinde böyle etokratik topluluklar var. Belli bir amaçla bir araya geliyorlar ve dağılıyorlar. Bu topluluklardan birinin adı öğretmenin iyi olma hali topluluğu. Arkadaşlar diyorlar ki böyle bir topluluk kurduğumuza göre iyi değiliz. Yani öğretmenler iyi değil. İyi olma halini tartışıyorlar. İyi olmadıklarını sürekli keşfediyorlar. Fakat genelde bu iyi olma hali böyle daha bireysel deneyimlere indirgenebiliyor. Daha psikolojik düzeye indirgenebiliyor. Ben de bu konuşmamda öğretmenlerin yaşadığı bu bireysel deneyimlerin aslında tekil deneyimler olmadığını, daha makro süreçlerle, daha böyle siyasi tercihlerle şekillenen bir iyi olmama hali olduğunu anlatmaya, bu ilişkiyi kurmaya, yani bireysel hayatlarımızla, bireysel deneyimlerimizle daha böyle işte politik tercihlerin, ekonomik politikaların ilişkisini kurmaya çalışacağım ve belki öğretmenlik mesleğinin itibarının tesisi için de böyle bir iki öneri getireceğim. Bu öğretmenin iyi olmama hali sadece tabii Türkiye'de yaşadığımız bir süreç değil aslında küresel bir de olgu. Çünkü küresel de bir dalga yaşıyoruz. Aşina olanlarınız vardır. Eğitim literatüründe de çokça referans veriliyor.
Aslında yani neoliberalizm dediğimiz, işte neoliberal eğitim, neoliberal eğitim politikaları filan deniyor. Ama daha genel şemsiye olarak aslında neoliberal bir zihniyetin aslında yansımasını görüyoruz ne yaşıyorsak. Burada da çok ciddi bir literatür oluştu. Eğitim literatüründekinden belki biliyorsunuzdur. Ama yani birkaç tane örnek göstereyim. Belki hani merak edenler, okuyanlar olabilir. Tanıl buradayken tabii iletişim yayınlarından, iletişim yayınları neoliberalizm diye girdiğiniz zaman neoliberalizm etiketli yayınları görebiliyorsunuz. İşte neoliberalizme son noktayı koymak, büyük yol ayrımı, işte Fikret Şensiz Hoca'nın neoliberal küreselleşme ve kalkınma. Yine Metis yayınlarından işte Wendy Brown'un neoliberalizmin harabelerinde, halkın çözülüşü, neoliberalizmin sinsi devrimi, David Harvey'nin neoliberalizmin kısa tarihi. Dolayısıyla çok ciddi bir literatür oluşuyor bu konuda. Dediğim gibi yani küresel bir şey yaşıyoruz. Şimdi 2-3 tane bu neoliberal eğer zihniyet diyebilirsek buna... Ayşe de hemen chatten kitapları attı sağ olsun. Böyle merak ettim. Nasıl bir mesaj veriyor? İşte nasıl etkiliyor dünyamız diye baktığımız zaman birincisi bu zihniyetin şeyi özelleştirme. Yani devletin, kamunun, eğitim bizim konumuz ama başka alanlarda da hizmet vermemesi, çekilmesi, devletin küçülmesi, özel sektörün bunları çok daha iyi yapabileceği inancına dayanıyor bu zihniyet. İşte devleti şirket gibi yönetmek, yani bunu zaten somut olarak duyuyoruz. Bu 1980'lerden bu yana Türkiye'de aslında uygulanan politikalar bunlar ama son 20 yılda daha da yoğunlaşarak aslında bu neoliberal politikaların yansımasını görüyoruz. Yani nerede görüyoruz somut olarak mesela bizim alanımızda? 2003 yılında özel okulların resmi okullara oranı %2'ymiş. 2003 yılında %2, 2020 yılında bu %20'ye çıkmış. Yani 20 yılda 10 kat. Özel okullar, yani her 5 okuldan biri özel okul şu an. Özel okulla çocuklarını gönderenleri bir yere hatırlarsınız, teşvik veriliyordu velilere. Yani burada görüyoruz örneğin bunun yansımasını. Fakat özelleştirme dediğiniz anda siz eğitimi, eğitim hizmetlerini artık piyasanın mantığına bırakıyorsunuz. Ve piyasada kar mantığıyla işliyor. Bugün özel okul öğretmenlerinin nasıl işte feryat ettiklerini görüyoruz, mücadele ettiklerini görüyoruz. Yani ekonomik koşulları birçok özel okulda işte asgari ücretin altına düşmüş şekilde öğretmenlik meslek kanununun dışında bırakıldılar lobiler yüzünden. Sınav sistemi yüzünden inanılmaz bir mobbinge uğruyorlar ondan sonra ve güvencesizleştirme. Yani niye neoliberal zihniyetin de bir yansıması aslında özelleştirmeyle beraber çok ciddi bir güvencesizleştirme. Birinci yansıması aslında bu, bu zihniyetin. İkincisi, bu tabii özel okulla filan sınırlı değil bu zihniyet. Kamu okullarına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın zihniyetine de giriyor, yansıyor. Onlardan da bir iki örnek vereceğim. İkinci böyle boyutu, böyle bize eğitime, öğretmenlere yansımasının şöyle şeyler, mesajlar. Yaşadıklarından sen sorumlusun. İstersen başarabilirsin. Kendine yatırım yapmak. Çok duyuyoruz değil mi bunları böyle? Kendine yatırım, yani yatırım böyle bir şirket rasyonelitesinin mesajları bunlar. Şimdi ne oluyor? Özel sektörden, şirketlerin dünyasından kariyer koçluğunun lafları
hızlı bir şekilde hiç sorgulanmadan eğitim alanına transfer ediliyor. Resilience. Hemen duyuyorsunuz bu kavram. Pat 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 moda oldu böyle. Resilient olmak, psikolojik dayanıklılık, esneklik, çeviklik, mindfulness vesaire. Aramızda mindfulnessçılar var. Onların gazabını çekmek istemem. Sorunumu açıklayacağım yani. Nedir buradaki sorun diye. Şimdi 21. yüzyıl becerileri mesela. Yani bu tür böyle sloganlarla eğitim alanına inanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde giriyor. Ve sen sorumlusun. Yani sistemsel sorunların göz ardı edilmesi ve meselenin bireye yüklenmesi. Şimdi iki şey daha göstereceğim. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Vakfı'yla eğitimler yapmış. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Vakfı'yla eğitimler yapıyor. Ve mesela psikolojik dayanıklılık şöyle tanımlanmış. İnsanın yaşamış olduğu durum için sorumluluk üstlenmesi oldukça güçlendiricidir. Etki edebilme inancıyla da bağlantılı olarak kendi alın yazımızı önemli ölçüde alın terimizle oluşturabileceğimize dair inancın altını çizmek gerekir. Kendi alın yazımızı önemli ölçüde alın terimizle oluşturabileceğimizin altını çizmek gerekir. Yine vurgulanmış başka bir slaytta özellikle alın yazımız alın terimizde gizli ve bize tavsiye edilen de sabır, tahammül, işte çıdam, beklim, dayanç filan bunlar da böyle sabır demekmiş. Şimdi resilient olmak, dayanıklı olmak, sabırlı olmak vesaire vesaire. Şimdi bütün bu söylemlerin arkasında dediğim gibi yani bir şeyler yaşanıyor. Sorunlar yaşıyoruz, stresliyiz, öfkeliyiz vesaire ama bunun bir şekilde sorumlusu işte sensin. Yani başarabilirsin. Çeşitli tekniklerle, psikolojik tekniklerle başarabilirsin bunu mesajı veriliyor. Ya da 21. yüzyıl becerileri, yetkinlikleri lafı. İşte bu becerilere adapte olmamız lazım. Yani şöyle bir algı var burada. Sanki böyle orada bir 21. yüzyıl var. Bizim yapıp etmelerimizden bağımsız. Biz o 21. yüzyıl becerilerine adapte olacağız. Yani 21. yüzyılda biraz bize adapte olsa, yani 21. yüzyılı biz de biraz böyle şekillendirebilsek bir şekilde. Bu bir yabancılaşma hali. Yani eğitimde dönen bu 21. yüzyıl beceri lafları hakikaten çok ciddi bir yabancılaşma hali gibi geliyor bana. Dolayısıyla burada vurgulamak istediğim bu işte mindfulness'la, resilience'la vesaire sistemsel sorunların göz ardı edilmesi, eşitsizliklerin göz ardı edilmesi, tercih edilen ekonomik politikaların bizim hayatımıza, öğretmenlik mesleğimize yansımasının göz ardı edilmesi ve dediğim gibi bu bireyin, öğretmenlerin kendi sorumluluğuna verilmesi. Bu başka alanlarda da böyle bir şirket rasyonalitesinin, şirket mantığının ve bu kavramların, moda kavramların eğitime hiç sorgulanmaksızın dediğim gibi transfer edilmesi. Üçüncü ve sonuncu ayağı bu zihniyetin kamucu zihniyet, kolektif çözümler, vatandaşların tümünün yararına olacak çözüm perspektifi böyle gerilerken, kaybederken bu perspektifin bireysel çözümlere yöneltmesi bizi. Yani alternatif yok başka ya sistem böyle yani ne yapalım ve herkesin kendi bireysel çözümünü bulmaya çalışması. Çünkü alternatif hayal edemez hale geliyoruz bir taraftan da. Ve bu bireysel çözümler, sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ailelerin, ebeveynlerin seçtiği bireysel çözümler öğretmenleri inanılmaz baskı altına alıyor. Yani işte yani pandemide birçok işte orta üst sınıf, üst sınıf aileler hakikaten işte özel okullarda, başka okullarda çok ciddi mobbingle falan. Çünkü sınav yarışı var, ne yapacağız? Ya da işte sizlerden duyuyorum yani deprem olmuş, okullar biraz ertelenmiş ama bazı aileler arayıp ama hocam sınav var falan diye çok ciddi anlamda. Çünkü ya bireysel çözüm o yani sınavda başarılı olacaksınız. Başka yolu yok bir taraftan ve ciddi hakikaten öğretmenlere mobbinge dönüşüyor. Peki özel okula gönderemeyenler ne yapıyor? Devlet okullarında biliyorsunuz bazı böyle işte sınıf öğretmenlerinin de böyle kayıt ücreti var.
Yani böyle işte iyi öğretmen tırnak içerisinde işte onun sınıfına vermek istiyorsanız devlet okulu bu ama işte bağış yapmak zorundasınız. Ve bu böyle gayet normalleştirilmiş durumda. Yani okul normalleştirmiş, veli normalleştirmiş. Çünkü niye? Başka bir yani çözüm yok. Yani böyle sistem böyle işliyor vesaire diye. Orta sınıflarda biraz böyle yol bulmaya çalışıyor. Ama bu da ciddi anlamda tabii ki inanılmaz bir şekilde okullarda öğretmenlere baskı olarak geri dönüyor. Bu rekabet vesaire vesaire. Ya da yine sizden duyuyorum yani bazı böyle yöneticilerin başarısı için mesela bazı çocukların LGS'ye girmeleri işte engelleniyor. Yani girmesinler çünkü yani ortalamayı düşürüyorlar o illerde. O yöneticinin başarısı için. Daha alt sınıflar ne yapıyor? Daha alt sınıflarda çok ciddi bir bu eğitime olan inanç hakikaten yitirilmiş durumda. Bunun farkındayız hepimiz. Bu çocuklar böyle MESEM denilen işte mesleki eğitim merkezlerine yönlendiriliyor. 1 milyonu aşmış durumda bu MESEM öğrencilerin sayısı. İşte 9-10-11. Sınıflar asgari ücretin bunlar bir gün okula gidiyorlar, 4 gün işte işletmelere gidiyorlar. 9-10-11. Sınıflar asgari ücretin %30'unu, 12. sınıflar %50'sini alıyor. Yani Tanıl çok haklı olarak lise kavramından bahsetti. Hani 1 milyon insan bir gün gidiyor ama diğer gün şeylerde, işletmelerde. Fakat şimdi baktığımız zaman yani bu işletmeler de böyle inanılmaz memnun çünkü sigortasını devlet ödüyor. İktidar memnun, yoksulluğu yönetiyor. Aileler memnun, çocuklar eve işte biraz para getiriyor. Çünkü zaten eğitime olan inanç hakikaten yitirilmiş durumda. Fakat bu işletmeler de yani A101 filan yani herhangi bir zanaat filan öğretilen işletmeler değil maalesef. Bu tepkiler üzerine mesela bu protokol iptal edildi. Dolayısıyla toparlıyorum ben de sevgili Ayşe Hocam. Bireysel çözümler, çözümleri tırnak içinde kullanıyorum. Yani bu başka türlüsü yok, alternatifi yok. Yani böyle alışmışız, böyle gider, böyle kamucu perspektifi. Gerilemesi, bu hafızanın yitirilmesi bir şekilde çok ciddi anlamda bireysel çözümlere itiyor. Fakat bireysel çözümler eşitsizliği artırıyor bilgide. Artık öyle hani iyi liselerden, işte iyi okullardan, işte iyi üniversitelere geçmek vesaire gitgide daha zorlaşıyor hepimizin bildiği gibi ve toplumsal bağları da çözüyor. Çok ciddi bir anomi yaratıyor toplumda ve toplumsal bağları da çözüyor. Şimdi toparlarsam birincisi bu zihniyetin şeyi bir özelleştirme. Özelleştirme sadece şey değil, hizmetlerin özelleştirilmesi değil. Mark Fisher bir arkadaşım bir yazı gönderdi bu konuşma öncesinde orada gördüm. Mark Fisher Kapitalist Gerçekçilik kitabında stresin de özelleştirilmesinden bahsediyormuş. Stresin de özelleştirilmesi. Yani stres yaşıyoruz ama bunu özel olarak bireysel düzeyde yaşıyoruz. Dolayısıyla ciddi bir özelleştirme, ciddi bir işte dirençli ol, sabırlı ol, işte sorumlusu sensin mesajı ve dediğim gibi alternatif yok ve bireysel çözümlere yönelt. Şimdi sorular şu, tekrardan bu tanılar muhteşem bir sayı yaptılar. İşte seçime giderken hasar ne ve nasıl iyileşir diye. Ayşe Hocam'ın dediği gibi ben de oraya bir yazı yazmıştım. Burada tartışmaya çalıştım. Kamucu perspektifi tekrar nasıl canlandırabiliriz? Fakat buradaki kamucu, yani kamu biliyorsunuz bu işte İngilizce public halka tekabül ediyor. Türkiye'de kamu devlete tekabül ediyor. Herhalde Tanıl Bora'nın bir yazısı vardı. Buradaki kamudan kastım devlet değil, daha vatandaş olana vurgu. Yani kolektif olarak, bir toplum olarak vatandaşlarının tümünün çıkarına olan bir eğitim anlayışı ve farklı alanlardaki anlayışı nasıl diriltebiliriz, nasıl canlandırabiliriz? Bunu yapmak... Öğretmenleri katmadan olmaz, katılımcı bir perspektif olmadan olmaz. Katılımcı perspektif olmadığı zaman öğretmenlik meslek kanununda neler yaşandığını biliyorsunuz.
çok onur kırıcı bir süreç yaşandı. Yazıda böyle birkaç tweet'e de değindim. Yani karşı olan öğretmenler bile girmek zorunda kaldılar. Çünkü bağışımız bu, çok özür diliyoruz. Hatta birisi onursuzum evet falan diye böyle hakikaten çok onur kırıcı bir süreç yaşandı. Herkes karşı çıktı. Hiç kimse sahip çıkmadı bu sınava. Sorulan sorulardaki seviyeyi hatırlayın. Yani anlamsız bir şey oldu. Bu meslek kanunu katılımcı bir şekilde yapılmadığı için. Herhalde yani o belki işte Tanıl Bora'nın da sunduğu o perspektifi belki bir daha hatırlayıp geleceği, alternatifleri nasıl hayal edebileceğimize, bunu hayal edebilen yurttaşlar nasıl yetiştirebileceğimize dair çok ciddi kafa yormamız gerekiyor. İşte bunu öğretmen alanında da çalışıyoruz. Yani umutlu düşünme diye bir beceri. Çünkü eleştirel düşünme bir yerde kalıyor ama özenli düşünme, ama umutlu düşünme, yani yaptığınız hangi şeyler hakikaten çocukları geleceğin böyle vatandaşları olarak farklı alternatif bir dünyayı tasavvur edebilen bir bireye dönüşüyor ya da hep beraber bunu yapabiliyor muyuz sorusu aslında. Şu anekdotla bitireyim ben de. Yani yaşadıklarımız bize böyle olağan geliyor ya, alternatifi unuttuk. Geçen haftalarda yakın arkadaşım, her hafta görüştüğüm bir yakın arkadaşımın kardeşi ve eşi iki çocuğuyla beraber işte Kanada'ya göç ettiler. Bunlar beyaz yaka, orada yöneticilik yapacaklar. Ev bakmaya gittikleri zaman Kanada'ya bir beyaz Türk refleksiyle şey demişler oradaki insanlara. Çok güzel bir ev tutacaklar. Ya demişler, burada özel okul nerede acaba filan demişler. Kanada'da. İnsanlar demiş, çocuklarınız engelli mi? Yo demişler. Çocuklarınız şey suçlu mu yani, kriminal bilmem ne? Yo. Yani niye özel okula gönderiyorsunuz? Yani burada öyle özel okul filan yok. Yani bizde böyle hani alıştığımız şeyler aslında. Yani devletin zaten kamunun yerine getirmesi gereken süreçler bir taraftan. Dolayısıyla alışmayalım, sabır demeyelim, tahammül demeyelim. Hakikaten ses çıkaralım ve alternatifini hayal etmeye, tarihsel deneyimlerden de beslenerek devam edelim diyerek ben de sözlerimi noktalayayım Ayşe Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Eminim birçok soru vardır. Hem chat'i takip etmek isterim, hem de söz almak, soru sormak isteyenlere söz vermek isterim. Buyurun.